Emekli ve memur maaş zamları belli oluyor, yüksek zam iddiası, refah payı eklenmesi, seyyanen artış seçenekler arasında. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrette %50,5'lik zammı anımsatarak, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak, dedi. 2022 memur ve emekli maaş zammı için önemli gün. Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun %3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak. Hazine sabit gelirlinin yanında. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati önceki akşam A Haber ve A Para ortak yayında emekli ve memurun dört gözle beklediği zamma ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, asgari ücrete %50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde, onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında Sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifleyim anlayışına sahip değiliz, diye konuştu. Toplu sözleşme ikramiyesi de artıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaş aylığına %5 zam yapılacak. Buna ek olarak tahmini enflasyon artışıyla beraber aile yardımı hariç en düşük memur maaşının 5000 lirayı geçmesi bekleniyor. Memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak. Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak ayrıca ek zam da yapılacak. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ek zammın 15 Ocak tarihine yetişeceğini söylemişti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte %16 ila 17 civarında zam alacağına işaret ediyor. 2022 için memur ve emekliye ilave zam. SSK, Bağkur emeklilerinin aylık enflasyon zammının %15 civarında olması bekleniyor. Bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için çalışmalar sürüyor. Geçen yıl olduğu gibi düşük aylıklara ilave artışın yüksek tutulması ya da taban aylığın artırılması, 6 aylık enflasyona refah payı eklenmesi, seyyanen artış seçenekler arasında bulunuyor. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın, sevgiyle kalın.